Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hemen soru cevaplarımıza ve yorumlarımıza devam edeceğim. Birkaç tane bilgi notuyla başlıyorum. Arkadaşlar ön başvuruyu çabuk tamamlayın. Yarın saat 16'da yani öğleden sonra 4'te son ön başvuru için. Yarın ilçe milli eğitimler çalışmaz. Bundan dolayı bir sorununuz varsa hemen halletmeniz lazım. O yüzden dikkat. Bugün eğer bir sorununuz varsa veya onaylanmadıysa halledin, bakın edin. Yarın ilçe milli eğitimler çalışmaz ona göre. Mülakat yerleri salı günü belli olacak. Bu salı, önümüzdeki salı. Ve mülakatlar da 7'si ile 16'sı arasında olacak. Yani bugün ayın 31'i, yarın 1'i. 7 gün sonra mülakatlar olacak. Ayın 4'ünde de yerler belli olacak salı günü. Sorularınızla devam ediyorum arkadaşlar. Hocam merhaba, benim bir sorum olacaktı. Formasyon belgemde sertifika numarası yazıyordu ama başvuru formunda belge numarası istediği için işte 0 yazdım. Ama onaylandı, bir sorun olur mu? Onaylandıysa bir sorun olmaz arkadaşlar. Ama numara, sayı fark etmez. Aynı şey girebilirsiniz. Hocam ben PDR'den mülakata başvurdum ve onaylandı. Zaten kontenjandayım. Ama başvururken bir işim yoktu. Sonrasında iş buldum. Sigortalı bir işe girsem problem olur mu? Bir problem olmaz. Bu atanmak için bir şart değil veya bir engel değil. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sosyal medya gruplarına işte girmek istiyorsunuz. Hani atanma durumunda olanlarla alakalı hani bilgi paylaşımı için girin ama tercih sıranızı asla ve asla ve asla buna göre şekillendirmeyin. Arkadaşlar bak, hikayemde de paylaştım dün. Yani siz çok iyi niyetlisiniz. Siz müthiş iyi niyetli bir insansınız ama karşınızdakiler böyle değil. İnanmayın, tamam? Hani insanlar bazen niyetleri has olmayabiliyor. Dikkat, tercihleri kendinize göre yapın. Başkalarına göre asla ve asla yapmayın. Kimseye inanmayın. Güvenlik soruşturması ne zaman yapılır hocam? Yazın yapılır mı? Yazın yapılacağını ben de düşünüyorum arkadaşlar. Hocam iyi günler. Atanacak öğretmen adayları için mülakat grubu oluşturabilir miyiz veya var mı? Nasıl girebilirim? Biliyorsunuz bu sosyal medyada bazı topluluk şeyleri var. Onlardan bulabilirsiniz. Oluşturulmuş. Bana da yazdı arkadaşlar. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Hocam başvuru yapmaya çalışıyorum öğretmenlik için fakat diplomanın ön yüzünü yüklüyorum, kaydediyorum, sonra arka yüzünü yüklüyorum. O yüklendiğinde önü kayboluyor. Arkadaşlar dün de demiştim, yeşil tik oluşuyorsa hiç sorun yok. Başvurunuzu yapın, onaylanıyorsa hiç sorun yok demektir. Bu şekilde işliyor sistem. Bir sıkıntı yok yani. Hocam Türkçe'de işte 10 kişi kayma olur mu demiş arkadaşımız. Olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Daha fazla da olur. Hocam ben SGK döküm belgesini yüklerken tüm zamanları değil de uzun vadeli olarak yüklemişim. Fakat iki belgede de bir fark yok. Başvurum da onaylandı, sıkıntı olur mu? Dediğim gibi arkadaşlar, başvuru onaylandıysa bir sıkıntı yok. Ki oraya yüklediğiniz SGK belgesinin de biliyorsunuz hani atamaya bir etkisi yok. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Hocam ben atama kontenjanında değilim ama mülakata girmek istiyorum. Bir türlü başvuruyu yapamadım. SGK ayrıntılı hizmet dökümü isteniyor ama E-Devlet'te çıkmadı. Benim sigortam yok. Yoksa zaten problem yok arkadaşlar. Ne olsa da problem yok. Yani bunun bir etkisi yok. Hocam Kaş Milli Eğitim'e ön başvurumu ilettim. Onaylandı. SGK dökümünü eklemedim. Sorun olur mu? Olmaz. Hocam sizin ekrandaki gibi daha önce katıldığı kurslar diye bir şey çıkmadı. Dediğim gibi bunun da bir önemi yok. Onun için sıkıntı yok arkadaşlar. Hani neden olduğunu bilmiyorum ama önemli değil. Hocam yardımcı olur musunuz? Sona geliyorum. Diploma kısmını atıyor, güncelde diyor ama zaten yüklediğimde yeşil yanıyor. Yeşil yanıyorsa problem yok arkadaşlar. Hocam iş giriş çıkışında yanlış tarih girmişim. Sıkıntı olur mu? Mülakatım yanar mı? Yanmaz. Dediğim gibi gene benzer bir şey. Yani bunun bir etkisi olmaz. DGS ile girenler hangi tarihe girecek? Arkadaşlar 2 yıllık okuyup DGS ile başka bir bölüme girdiyseniz bu ilk okuduğunuz 2 yılın giriş tarihini girecekmişsiniz. Ahmet hocam hayırlı günler. Dün öğretmenlik ön başvurumu yaptım ama hala onay bekliyor yazıyor. Bugün başvurular bitiyor demiş arkadaşımız. Yani bugün bitmiyor, yarın bitiyor. Ama hani bugün onaylanır arkadaşlar. Yalnız saat 4'te bitecek. Buna dikkat arkadaşlar. Son anı asla bırakmayın. Başvurunuzu bugün mutlaka öğlene kadar sonlandırın ki milli eğitimlerde onaylasınlar. Bir sıkıntı olursa da haberiniz olsun, düzeltin. Hocam merhaba. Mülakat için başvuru yapacağım da daha önce sigortam sekreter olarak işte yatmıştı, sekreter olarak çalışmıştım. Bir sorun olur mu? Bir sorun olmaz arkadaşlar. Hocam başvurumuz onaylandıktan sonra aldığımız çıktı milli eğitimi onaylatmamıza gerek var mı? Yok arkadaşlar, kılavuzda ilgili maddeyi dün okudum. Size hatırlarsanız videoda herhangi bir sorun yok. Onaylatmanıza gerek yok. Hocam kontenjandayım. Nasipse mülakatı da geçince tercih yapacağım. Askerliğimi daha yapmadım. Eylül Ekim aylarını seçtim cevap tarihlerinde. Bu tarihlere kadar güvenlik soruşturması, evrak teslimi biter mi? Yani biteceğini düşünüyorum. Muhtemelen ucu ucuna yakalayacaktır.
Hocam atama sonuçları açıklandıktan sonra evrakları hemen teslim etmeyecek miyiz? Hemen teslim etmeyeceksiniz. Bu güvenlik soruşturması da bitince Eylül, Ekim o civarlarda teslim edeceksiniz arkadaşlar. Onun için sağlık raporunu yazın almanızı hani öneriyorum. Yani yazın alabilirsiniz. Boşuz. Hem daha rahat olur diye düşünüyorum. Hem son şeylere gelmiş olur. Hocam matematik bölümünü bitirsem eğitim mezunuyum. Tekrar formasyona gerek var mı? Yok. Hocam mülakata girerken aynı günün sorularına bakın diyorlar. Her yılın aynı günü aynı mı olacak? Aynı gün aynı olacak diye bir şey yok. Arkadaşımız fotokopide çıkartmış, çalışmaya başlamış. Yani siz de hani ufaktan videolara falan bakabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir yani hani şu gün aynı olacak diye bir şey yok. Ama benzer sorular çıkıyor. Bizim videolar da var. Yeni videolar da yapacağız. Bu işte mülakatla alakalı. Hani nasıl giyinelim, nasıl edelim bilmem ne falan bunlarla alakalı yeni videolar yapacağız. Dolayısıyla hani bakabilirsiniz ama bu da bir fikir verir. Yani aynı günün şeylerine bu sorularınıza bakabilirsiniz. Hocam Türkçe öğretmenliği okumuştum. Bu yıl muhasebe öğretmenliği için başvuru yaparsam ve kazanamazsam önümüzdeki yıl Türkçe öğretmenliği için tercih yapmaya çalışırsam sorun olur mu? Sorun olmaz arkadaşlar. İki tane mezuniyetiniz varsa istediğinden tercih yapma hakkına sahipsiniz. Hocam nişanlımla kontenjandayız. Nişanlım 500, ben 2000. sıradayım. Ne zaman eş durumundan faydalanırız? Yani normalde sözleşmeli eş durumu denen bir şey var arkadaşlar. Bir yıldan sonra yapabiliyorsunuz. Eğer bu devam ederse bir yıl sonra. Bir arkadaşımız da aynı yere nasıl atanabiliriz demişti. O zaman çok kontenjan açılan ve hani işte çok seçilmeyebilecek bir ili seçip ikiniz de bütün tercihlerinizi oraya yapmanız lazım arkadaşlar. Hocam ben Nisan'da kadroya geçmek için dilekçe verdim. Ha, bu kadroyla alakalıymış. Şimdi şeyle alakalı şey yapalım. Mezuniyet belgesindeki bölümde, E-Devlet'teki mezuniyet belgesindeki bölümde farklılık var. Sistemde başvuru yaparken de iki farklı mezuniyet seçeneğim var. Arkadaşlar bu tip kelime şeylerinde diplomanızda, mezuniyet belgenizde ne yazıyorsa onu seçmeniz lazım. Ona bakın. Yani size yakın geleni değil, diplomanızda yakın geleni seçmeniz lazım. Yakın değil, aynısını seçin arkadaşlar. Hocam kaç kişi kayma olur? Geçen yıllarda işte 250 kişi olmuş vesaire vesaire. Her bölümde arkadaşlar genelde 5, %5'lik bir kayma oluyor. Ama hani bu sene daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Hocam neden videolarının son 3 video kesilerek bitmiş? Çünkü çocuklarla bir taraftan uğraşıyoruz arkadaşlar ondan dolayı. Hocam benim başvurum onaylandı. Lakin başvuru yaparken adres kısmına ilçe ve ili dahil ettiğim ve tebligat ili ve ilçesinde de seçtiğim için onay kağıdımın adres kısmında iki tane ilçe ve il çıkıyor. Arnavutköy, İstanbul. Arnavutköy, İstanbul. Bir şey olmaz arkadaşlar. Sorun olur mu demiş arkadaşımız. Hocam benim bitirdiğim bölüm diplomada farklı, mezuniyet belgesinde farklı görünüyor. Sistemde ikisi de var. Diplomaya bakın o zaman arkadaşlar. Yani ya da hangisini yükleyecekseniz ona bakın. Ama diploma önemli bence yani. Hocam mezuniyet belgesinin arka yüzü kısmında boş belge mi ekliyoruz? Boş belge ekliyoruz. Evet, boşsa doluysa dolu ekleyin. Boşsa boş ekleyin. Yani E-Devlet'ten alınan mezuniyet belgesinin mesela arkasını boş ekliyoruz zaten. Hocam başvurum onaylandıktan sonra doldurduğum bilgileri kontrol etmek için önceki sekmelere geri döndüm. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Yüklemişsiniz sonuçta. Sorun olmaz. Hocam saçım uzun, topluyorum. Danıştay kararıyla saçlar uzatılabilir diyor. Saçım futbolcu Haaland modeli. Ama çok dikkat çekmeden arkadan toplayabiliyorum. Mülakatta sıkıntı olur mu? Yani şöyle sıkıntı olmaz. Olacağını sanmıyorum ama yani şunu söylüyorum ben size arkadaşlar. Hani mülakata çalışın derken de bunu söylüyorum. Yani tutup birisi bir laf ederse o zaman moraliniz bozulur yani. Hani bunu demeye çalışıyorum. Saçınızı kesin demiyorum. Ama hani bakımlı olsun, temiz olsun, güzel olsun, giyiminiz düzgün olsun. Hani bir sıkıntı olmaz yani. Ama hani işte olabildiğince düzgün bir şekilde işte temiz giyinin. Yani işte temiz olsun saçlarınız vesaire vesaire yani. Yoksa hani yasal olarak demiyorum zaten ama hani çok dağınık olmamak lazım. Bunu söylemeye çalışıyorum yani. Yoksa tabii ki siz zaten saç uzatanlar bakıyor bayağı erkeklerden. Yani düzgün yapıyorsunuzdur tahminimce. Hocam çocuğunuz çok tatlı canları var İknur hocam. Buna cevap vermek Teşekkür ister misiniz? ediyoruz. Evet. Sağlık raporunu aldım, bir yıl geçerli diyor. Hiç sıkıntı olmaz o zaman arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar.
Hakkınızda hayırlısı olsun. Dikkat, bugün artık bitirin bu başvuruları ki milli eğitimde de hani bir sıkıntı olursa, başvurunuzda bir şey unutursanız bunları da düzeltmeye vaktiniz olsun. Artık acele edin. Tamam. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımızda devam edeceğiz. Her gün yanınızda olmaya. Şimdi mülakat var sırada. Yarından itibaren gene bu videolara devam ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.